Merhabalar hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir patlıcan yemeği tarifi paylaşacağım. Bunun içinde 6 adet patlıcanımız alacalı şekilde soyacağız, doğrayacağız. 2 adet patatesimiz var. 6-7 adet kıl biber kullandım ben ama çareston biber de istiyorsanız 3 adet çareston biber yeterli olur. 3 adet küçük domatesliğim, çok büyük değildi o yüzden 3 adet, ama domatesleriniz büyükse 2 adet yeterli olur. 3 adet domatesimiz var, ince ince doğrayacağız. Biberlerimizi ince ince doğrayacağız. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var, karabiber kullanacağız. 2 adet orta boy soğan diyeyim, 2 adet orta boy soğan kullanacağız, ince ince doğranmış. Soğanımız için 1 yemek kaşığı kadar kavurmak için sıvı yağ kullanacağız. Çok fazla sıvı yağ kullanmayacağız. Çünkü patlıcanlarımızı zaten kızartarak yapacağımız için yemeğimizi çok yağlı oluyor. 1 yemek kaşığı soğan, 1 yemek kaşığı sıvı yağ soğanlarımızın kavrulması için yeterli oluyor. Dilerseniz önce patlıcan ve patateslerimizin doğrayışıyla başlayalım videomuza. Patlıcanlarımızı ortadan ikiye yarıyoruz. Ve gayet iri olabilecek büyüklükte. Şu şekilde. Doğruyoruz. Doğradığımız patlıcanlarımızı tuzlu suda bekleteceğiz. Tuzlu suda bekletmemizin sebebi, patlıcanı direkt pişirmeye kalkarsanız acı bir tadı oluyor. O acı tadı o suyla almış olacağız. Patlıcanlarımıza suyumuzu dolduruyoruz. Üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve tuzlu suda patlıcanlarımızı bekleteceğiz. Patateslerimizi de ortadan ikiye böleceğiz. Onu da 3 parça yapacağız. Ne çok küçük ne çok büyük olacak. Bu şekilde küp küp, şu şekilde küp küp doğrayacağız patateslerimizi de. 2 orta boy patates kullandım. Patatesleriniz büyükse 1 orta boy da yeterli. Ya da patatesi ben çok seviyorum derseniz 3 patates de kullanabilirsiniz. Patateslerimizi doğradık. Soğanımızı 1 yemek kaşığı yağla kavuracağız. Soğanımızı kavururken bir diş sarımsak doğrayacağım ben içine. Çünkü sarımsak bu yemeğe çok yakışıyor. Dediğim gibi domates ve biberlerimizi de ince ince doğrayalım. Ve yemeğimizin yapımına başlayalım. Soğanlarımızı 1 yemek kaşığı yağla kavurduk. Dediğim gibi fazla yağ kullanmıyoruz. Çünkü patlıcanı kızartacağımız için çok yağlı oluyor. İnce ince doğradığımız biberlerimizi soğanlarımıza ilave ediyoruz ve biberlerimiz de kavrulana kadar hafif pişireceğiz. Biberlerimizi kavurduk. Yarım yemek kaşığı salça ilave ettim. Çok fazla ilave etmedim çünkü domates de ekleyeceğim. Yani yarım yemek kaşığı salça eklememin sebebi de domates fazla, malum kış artık domateslerimiz bizimki kadar renk vermediği için. Biraz renk versin diye yarım yemek kaşığı salça ilave ettim. Salçayı kavurup domateslerimizi üzerine ilave edeceğiz. Salçayı kavurmanız çok önemli. Çünkü eğer salçayı kavurmazsanız salça böyle bir çiğ tat bırakıyor. O da yemekte hoş bir tat olmuyor. O yüzden hemen hemen yaptığınız her yemekte muhakkak salçanızı önce güzelce kavurun. Ondan sonra domatesi ya da suyunu ekleyin. Salçamızı kavurduk. Domateslerimizi ilave ediyoruz. Ve domateslerimiz eriyene kadar pişireceğiz. Daha sonra tenceremizin altını kapatacağız. Çünkü patates ve patlıcanlarımızın kızarması gerekiyor. Patates ve patlıcanlarımız kızardıktan sonra bu hazırladığımız malzemelerin üzerine ekleyip daha sonra pişireceğiz.
Yağımızı kızdırdık. Küp küp doğradığımız patateslerimizi yağımıza attık. Biraz kızaracak. Çok hani tam böyle ağza atıp lokum gibi yemelik şekilde değil. Hafif bir kızardığında alacağız. Daha sonra patlıcanlarımızı kızartacağız. Domateslerimizi kavurduk. 2 su bardağı kadar sıcak su ilave ettik. Hafif bir kaynayacak. Bu arada kızartmalarımız da tamamlanmış olacak. Patatesimizi kızarttık. Onu bir tabağa aldık. Tenceremize patlıcanlarımızı koyduk. Patlıcanlarımızı şimdi güzelce kızartacağız. Soğanlarımızı, domateslerimizi kavurmuştuk. Üzerine 2 su bardağı sıcak su koymuştuk. 10 dakika kaynatmıştık. 10 dakika kaynattık. Domatesimiz, soğanımız biraz erimiş oldu. Soğanlarımızı kavurduk. Domateslerimizi koyduk. Onları güzelce kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı suyumuzu koyduk. 10 dakika kaynattık. 10 dakika kaynatmamızın sebebi biberlerimiz, soğanlarımız, domateslerimiz güzelce pişsin. Çünkü bu yemeğimiz artık bu aşamadan sonra çok fazla pişirmeyeceğiz. Sadece patateslerimizi ilk olarak atıyoruz. Patateslerimizi suyla şöyle harlı ateşte 2 dakika bir kaynatacağız. Daha sonra patlıcanlarımızı ekleyip kaynayınca direkt altını kapatacağız. Patateslerimizi suyumuzla hafif bir haşladık. Haşladık demeyin, daha doğrusu suyumuzu hafif bir çektirdik patatesimize. Bu arada suyumuzu 10 dakika kaynama aşamasında biz tuzumuzu da eklemiştik. Tuzumuz suyumuza iyice karışsın diye. En son olarak patlıcanlarımızı, kızarttığımız patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Çok fazla karıştırmayacağız. Şöyle iyice suyu ve kendisi birbirine girsin diye şu kenarlarından. Ve daha sonra kalan suyumuz hafif kaynamaya başlayınca kapatacağız altını. Çünkü zaten hepsi kızarmış olduğu için çok fazla karıştırmak gerekmiyor. Ve çok fazla da pişirmek gerekmiyor. Suyumuz kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kapattık. Kapağını açıp soğutuyoruz. Çünkü eğer kapağını kapalı bırakırsanız o içindeki sıcaklığıyla patlıcanlar daha da pişmeye devam eder ve erir, kaybolur. Patlıcanların erimemesi lazım. Dediğim gibi zaten kızarttığımız için pişmiş bir yemek biz sadece suyuyla buluşsun diye, böyle tatlı bir tadı olsun diye suyuyla hafif bir kaynattık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek amaçlı abone olup videolarımdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmazsanız sevinirim. Kolay gelsin.